Merhaba arkadaşlar. Geçenki videolarımızda zaten tanışmıştık sizlerle. Bu videomuzda yine tekrardan sistemlerle devam edeceğiz. Önceki videolarımızı hatırlarsanız destek ve hareket sistemini işledik. Onun haricinde sindirim sistemini işlemiştik. Ve bugün de tabii ki solunum sistemiyle devam ediyoruz. Şimdi diğer sistemlerde yine olduğu gibi ilk önce bir solunum sisteminin amacını konuşacağız. Daha sonra şöyle bakalım, hatta beraber. Daha sonra solunum sistemi organlarının yapısal özelliklerinden ve görevlerinden bahsedeceğiz. Yani soluk alıp verirken hangi organlarımız görev alıyor, onlara bakacağız. Daha sonra şöyle inelim, bakalım hangi organlarımız varmış. Burun, yutak, sırayla, hatta siz de yine tekrar edebilirsiniz. Burun, yutak, gırtlak gelecek daha sonra. Bakalım. Gırtlak, soluk borusu. Sanırım burada gırtlağı almamış. Şöyle bakalım, biz mi görmedik? Burun, yutak. Evet, gırtlak buradaymış. Gırtlak. Diğer tarafta bakalım, soluk borusu ve akciğerlerimiz var. Bronşlar, bronşçuklar, alveoller de var tabii ki. Onları da yine sırasıyla zamanı geldiğinde hep beraber tekrarımızı yapacağız. Şimdi ilk önce solunum sisteminin amacıyla başlayalım. Şimdi vücudumuzda tabii ki yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için bazı faaliyetlerimizin de gerçekleştirmek gerekiyor. Yani bazı faaliyetlerimizi de gerçekleştirmemiz gerekiyor aslında. Şimdi baktığımız zaman solunum sistemi bu amaçla vücudun ihtiyacını karşılamak için havada bulunan oksijeni vücudumuzun içerisine alıp vücudumuzun içerisindeki karbondioksiti de aslında dışarıya göndermek. Peki neden oksijeni alıyoruz ya da karbondioksiti geri gönderiyoruz? Şimdi ona bir bakalım. Karbondioksit bildiğiniz üzere zararlı bir gaz ve vücudumuzda tabii ki de zararlı bir şeyin bulunmasını istemeyiz. Ve bu yüzden de ne yapıyoruz? Karbondioksit gibi zararlı olan bir gazı vücudumuzun dışarısına gönderip oksijen gibi yararlı olan bir gazı da vücudumuzun içerisine almamız gerekiyor. Ve bu yüzden de solunum sistemi bu olayın gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Yani organlarla bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bakalım organlarımızı, hem canlı bir şekilde de görmüş oluruz hep beraber. Şimdi burun solunum sisteminin ilk organı. Yani dışarıdan hava geldiği zaman ilk olarak burnumuzla havayı alıyoruz ve daha sonra diğer organlarda ne yapıyor, yine devam ediyor. Peki burundan sonra gelen organımız yutak, hemen şurada bulunuyor. Yutaktan sonra gırtlak geliyor. Sırasıyla yine gidiyoruz. Burun, yutak, gırtlak. Alt tarafta soluk borusu var. Sindirimde hatırlarsanız yemek borusu vardı. Solunum sisteminde de soluk borusu yer alıyor. Soluk borusu, daha sonra akciğerlerimiz geliyor. Hatta akciğerlerimiz de iki tane olmak üzere, onları da unutmuyoruz. Sağ akciğer ve sol akciğer. Akciğerlere geldiğimizde yine önemli bir bilgi daha vereceğim. Şimdi yüzeysel olarak şöyle bir bakalım. Ve en altta da diyafram dediğimiz bir kasımız bulunuyor. Hocam siz demin bronş ve bronşçuktan bahsettiniz ama burada söylemedik. Onlar ne diye eğer sorarsanız. Şimdi bronş ve bronşçuk, şu soluk borusunu hep beraber güzel bir şekilde görebiliyoruz. Soluk borusu akciğerlere geldiğinde şurada iki parçaya ayrılıyor. Yani sağ akciğere ve sol akciğere giren iki kola ayrılıyor. Bu ayrıldığı kollara biz bronş adını veriyoruz. Peki bronşçuklar neler? Onlara da bakalım. Şimdi bronşlar sağ ve sol akciğere girdikten sonra içerisinde farkındaysanız küçük küçük dallara ayrılıyor. Hatta birçok dala ayrılıyor. Ve bu dalları da biz ne diyormuşuz? Bronşçuk adını veriyoruz. Daha sonra şimdi solunum sistemi organlarından ilk olarak burundan bahsettik. Hatta hep beraber şöyle ezbere gitmeyelim tabii ki. Tahminlerde bulunarak da yine ne yapabiliriz? Bazı görevlerini hep beraber çok güzel bir şekilde çıkarabiliriz. Mesela
Burnun görevleri nelerdir desem ya da burnun solunum sisteminde nasıl bir özelliği vardır diye sorsam. Şimdi ilk olarak burun dışarıdan gelen havayı alıyor. Peki burnumuzun yapısında tabii ki bazı maddeler bulunuyor. Bu maddelerden birisi de burnumuzun içerisinde bulunan kıllar. Peki bu kıllar ne işe yarıyor? Tabii ki de solunum sisteminde bulunan, burunun içerisinde bulunan hatta kıllarımız ne yapıyor? Tozları ve mikropları tutmaya yardımcı oluyor. Daha doğrusu tozları tutmaya yardımcı oluyor. Ve bu sayede de ne yapıyoruz? Vücudumuzun içerisine tozların ya da mikropların girmesini engellemiş oluyoruz. Peki burnun yapısal görevi ya da ayrı olarak görevleri. Bu kısmı yapısal görevi diye ayrı ya da görevleri diye ayrı aklımıza tutmamıza gerek yok. Şimdi burnun yapısında bir kıllar bulunuyor dedik ve kıllar toz ve mikropları süzer. Yani onları tutmaya yardımcı oluyor dedik. Daha sonradan burnumuzun içerisinde mukus dediğimiz bazı salgılar var tabii ki. Peki bu salgılar ne işe yarıyor? Yani mukus dediğimiz sıvı ne işe yarıyor? Bunlar da yine havanın nemlendirilmesini ve ısıtılmasını sağlıyor. Yani dışarıdan gelen havayı olduğu gibi değil de bir süre boyunca ne yapıyoruz? Havanın nemlenmesini ve ısıtılmasını sağlayıp daha sonradan vücudumuzun içerisine alıyoruz. Peki aynı zamanda yine burnumuzda hatta arkadaşlarınızdan, yakın çevrenizden belki kendinizin bile başına gelmiş olabilir. Burnumuzun çok kolay bir şekilde kanadığını fark ederiz. Bu da yine burnun içerisindeki kılcal damarların sayısının çok fazla olduğunu gösterir aslında. Ya da çok ince olmasından kaynaklanan bir sıkıntı da tabii ki olabilir. Kılcal damarlar da yine havanın nemlendirilmesini ve ısıtılmasını sağlıyor. Şimdi hep beraber bakalım. Burun girişinde burun kılları bulunur. Evet, demin zaten konuştuk beraber. Burun boşluğunda mukus salgısı ve kılcal damarlar vardır. O zaman son kez tekrarımı yaparsam, burunda bir kıllar var, iki mukus dediğim sıvı var, yani salgı var, üç kılcal damarlarımız yer alıyormuş. Zaten mukusla kılcal damarın görevi aynı, onu da unutmayalım. Geldim. Burun kılları toz ve mikropları süzer. Evet, dışarıdan gelen havayı aldığımız zaman tozları ne yapıyordu? Süzüyordu, yani tutulmasını sağlıyordu. Daha sonra mukus ve bol miktardaki kılcal damarlarda havanın nemlendirilmesini ve ısıtılmasını sağlıyordu aslında. Yani mukus ve kılcal damarın görevinin aynı olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Şimdi burundan sonra siz net bir şekilde görün diye ekranı biraz büyüttüm. Hiç oynatmıyorum o yüzden. Şimdi geldik. Burundan sonra yutak vardı. Peki yutağın görevi ne? Hatırlarsanız yine hep eskilere gidiyoruz. Çünkü sistemlerde bile aynı organı başka bir sistemde bazen yani aynı yapıyı diğer sistemde hatırlayabilirsiniz. Mesela yutak dediğimiz sistem sanki sindirimde vardı. Peki yutak sindirimde ne işe yarıyordu? Şöyle bir beynimizi hafif, çok kısa bir şekilde böyle geçmişe giderek bir hatırlayalım. Yutağa baktığım zaman sindirimde aslında herhangi bir görevi yoktu. Yani sindirimde ne fiziksel sindirim ne kimyasal sindirim herhangi bir faaliyeti yoktu. Ama aracı görevi görüyordu. Peki burada da aynı şekilde mi? Şimdi ona bakalım. Yutak yine yapısal görevi görevleri ayrı bir şekilde verilmiş. Biz o kısma girmiyoruz. Yutak dediğimiz zaman ağız ve burun boşluğunun birleştiği kısımda bulunuyor. Yani ağızın gerisini düşünün, ağzımızın gerisini. Ağzın ve burnun boşluğunun birleştiği kısımda bulunuyor. Peki ne işe yarıyor? Çok önemli bir tabii ki görevi yok ama o sıra içerisinde bulunduğu için yine solunum sistemi organları içerisinde alıyoruz tabii ki. Havayı soluk borusuna iletir. Bu kadar. Gelen havayı, burundan gelen havayı ne yapacak? Bir sonraki yapıya göndermekle sorumlu. Peki yutaktan sonra gelen organım hangisi? Gırtlak. Gırtlağı daha önceden hatırlamıyoruz.
Yani gırtlağı görmedik daha önceden. Peki gırtlağın solunum sistemindeki görevi neymiş? Şimdi yine bir ona bakalım. Gırtlağın kıkırdak ve kaslardan oluşuyor. Hatta gırtlakta mutlaka duymuşsunuzdur. Ses telleriniz gırtlakta bulunuyor. Bu yüzden de tabii ki önemli bir yapı. Kıkırdaktan oluştuğunu burada unutmuyoruz kesinlikle. Görevi de soluk borusuna hava giriş çıkışını kontrol ediyor. Yani gelen havayı yine ne yapıyor? Gırtlakta yutak gibi bir sonraki yapıya göndermekle sorumlu ya da görevli diyebiliriz. Şimdi şöyle yutak ve gırtlağı bir kere daha tekrar edelim. Hemen hızlı bir şekilde geçmeyelim. Şimdi yutak havanın soluk borusuna iletilmesini sağlıyor. Yani önce gırtlağa, gırtlakta oraya gönderilmesini sağlıyor tabii ki. Daha sonra ağız ve burun boşluğunun birleştiği kısımdır dedik. Bu kadar. Burayı unutmuyoruz. Daha sonra geldim gırtlağa. Gırtlak kıkırdaktan oluşuyor dedik. Yapısında kaslar bulunuyor dedik. Ve ses tellerimiz orada bulunuyor dedik. Bunu özellikle unutmuyoruz. Ve soluk borusuna hava giriş çıkışını kontrol etmekle sorumlu ya da yükümlü yine söyleyebiliriz. Hangi kelimeyi kullanmak isterseniz. Şimdi burun, yutak ve gırtlak bitti. Sıradaki organla devam ediyoruz. Bakalım sırada hangi organımız var. Siz bu sırada hatırlamaya çalışın tabii ki. Şimdi geldik soluk borusuna. Soluk borusu da kıkırdak dediğimiz halkalardan oluşuyor. Şöyle dokunduğunuzda fark edebilirsiniz zaten o küçük küçük kemiklerinizi yine. Kıkırdak dediğimiz halkalardan meydana geliyor aslında soluk borusu. Peki soluk borusunda herhangi bir faaliyet var mı? Ya da yutak ve gırtlak gibi mi? Şimdi ona bakalım yine. Soluk borusu mukus salgılayan hücreleri ile örtülüdür. Mukusu sanki daha önceden bir yerde daha hatırlıyorum. Burnumuzda vardı. Şöyle bir yine ufak bir geriye doğru gidersek. Mukus hafif ne diyoruz? Hafif yapışkanımsı daha doğrusu böyle jel gibi diyelim yine. Ortamda bulunan ne yapıyor? Tozları ve mikropların aslında tutulmasını sağlayacak tabii ki yine. Yani burunda tutulamayan tozların ya da mikropların vücudumuza girdikten sonra tutulduğu kısımdır diyebiliriz aslında. Peki burun zaten bu görevin hepsini yapmıyor muydu diye sorarsanız tabii ki de yapıyor. Ama şimdi birazdan bir noktaya geleceğim. O noktada net bir şekilde anlayabileceğiz. Kıkırdak halkalardan oluşuyor. Bunu unutmuyoruz. Mukus salgılayan hücreleri ile örtülüdür. Yani kaygan bir yapısı var aslında iç yapısında. Mukus ile toz ve mikroplar tutulur. Peki şimdi demin konuştuğumuza gelelim. Yani burun yapmıyor muydu bu görevi? Tabii ki de yapıyor. Ama şöyle kendinizi bir kontrol edin. Normalde nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan vermemiz gerekiyor. Yani doğru olan sistem bu aslında. Doğru olan şekil sağlığımız için de aslında doğru olan bu. Ama biz nefes alıp verirken şöyle bir dikkat ederseniz eğer bazen ağzımızdan da nefes alıp verebiliyoruz. Bu aslında sakıncalı bir durum. Çünkü burnumuzda havadaki tozları tutan ya da mikropları tutan yapılar varken ağzımızda evet bademciklerdir vesaire yine onlar var ama burun kadar tabii ki de etkili olmayabilir. Eğer ağzınızdan nefes alıp veriyorsanız da bir süre sonra tabii ki de görevli yine soluk borusu dediğimiz yapımız illaki görev alacaktır. Ve gelen tozları, mikropları ne yapacak? Yine soluk borusu tutmaya çalışacak. Peki, geldik akciğerlere. Şimdi bakalım. Akciğerleri hatırlarsanız, hatta burada da var. Şöyle göstereyim. Sağ ve sol akciğer olmak üzere ikiye ayrılıyor. Akciğerler süngerimsi yapıdadır. Yukarıdaki kısmı birazdan yine geçeceğiz. Ne yazıyor orada da bakacağız. Akciğerlerimiz süngerimsi yapıda. Sağ ve sol akciğer olmak üzere iki tane bulunuyor vücudumuzda diye söyleyebiliyoruz. Peki, akciğerlerle alakalı bilmem gereken ufak bir detay daha var. Sağ akciğerimiz sol akciğerimize göre biraz daha büyüktür. Peki neden büyük?
Sol tarafta hepimiz biliyoruz ki üst tarafta biraz daha, hatta iki akciğerin arasında biraz daha sola yakın kalbimiz bulunuyor. Ve solda kalbimiz bulunduğu için akciğer tabii ki orada ne yapacak? Sağ taraftaki gibi yayılamayacak. O yüzden sağ akciğerimiz biraz daha büyük, sol akciğerimiz sağ akciğerimize göre biraz daha küçük yapıdadır. Bunu da unutmayalım. Burası da önemli çünkü. Peki burayla alakalı başka ne söyleyebiliriz? Bu arada sağ akciğer, sol akciğer diye de ayrılır. Sağ lob, sol lob diye de söylenir. Lob kelimesi parça anlamına geliyor tabii ki. Yani sağ taraftaki ya da sol taraftaki anlamını da içeriyor tabii ki. Peki şimdi bakalım. Akciğer demiyorum, farkındaysanız akciğerler diye söylüyoruz. Peki akciğerlerin, şimdi bakalım bizim söylediklerimiz gibi zaten şöyle bir yine üstünden geçmiş olalım. Sağ akciğer 3, sol akciğer 2 kısımdır. Şurada da görüyoruz hatta. Demin büyüttüm. Sağ akciğer 3 kısım, sol akciğer 2 kısım. Hemen hemen hocam büyüklükleri aynı gibi zaten öyle görünüyor ama diyebilirsiniz ama o şekilde tabii ki değil. Burada sembolik olarak yine çizilmiş bir tablo var. Burada 3 parça ama burada 2 parçadan oluşuyor. Şimdi bakalım. Sağ akciğer 3, sol akciğer 2 kısımdır dedik. Kılcal damarlar arasında. Kılcal damarlar dediğim yine akciğerlerimin içerisinde birçok dala ayrılmış damarlarımız da sayıca hatta çok fazlalar. Bunları biz kılcal damarlar diyoruz. Kılcal damarlar arasında oksijen ve karbondioksit değişimi gerçekleşir. Hatta bu değişimi akciğerlerin içerisinde yapan konuyu işleyenler hemen söylüyordur şu an cevabı eminim. Akciğerlerin içerisinde soluk alışverişini yani nefes alışverişini sağlayan, gaz değişimini gerçekleştiren yapılar alveoller aslında. Bunu da unutmayalım. Yine not alabiliriz oraya defterinize. Akciğerlerin içerisinde gaz alışverişini yapan görevli kısım alveollerdir diye yazabilirsiniz. Onlar da yine akciğerlerin tabii ki de yapısında bulunuyor. Peki solunum esnasında havanın izlediği yolu sırayla yazalım diyor. Demin söyledik zaten burada da yine sırayla yazmış ama burada bronş ve bronşçu almamış. Bronş ve bronşçu zaten yine söylemiştik ama tekrarımızı yapalım. Şimdi baktığımız zaman şurası soluk borusuydu. Hatta büyüteyim net bir şekilde görelim. Şu uzun olan kısım soluk borusuydu. Bu uzun olan kısım farkındaysanız sağ akciğer ve sol akciğer olmak üzere iki kısma ne yapmış? Ayrılmış. Bu iki kısma ayrılan kısımları daha doğrusu şunlara bronş adını veriyorum. Yani akciğerlere giren kısımlarına bronş adını veriyorum. Akciğerlere girdikten sonra, şimdi burada yine tabii ki sembolik olarak çiziliyor ama akciğerlere girdikten sonra farkındaysanız birçok dala ayrılmış. Bu ayrıldığı dallara da biz bronşçuk adını veriyoruz. Bunları da unutmayalım. Evet, şurayı yine en son tekrarımızı yaparız. Şöyle gelelim. Küçük bir, ufak daha doğrusu tekrarımızı yapalım. Şimdi solunum sisteminin daha doğrusu görevi neydi? Solunum sisteminin görevi kanda bulunan karbondioksitin dışarıya gönderilmesi, havadaki oksijenin de alınmasını yani kana geçirilmesini sağlamaktı. Peki görevli organları burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler ve şurada bronş ve bronşçuklarım vardı. Diyafram da yine aynı şekilde diyaframı da unutmayalım. Diyafram da akciğerlerin altında bulunan akciğerlerin soluk alıp verme sırasında yani çalıştığı sırada akciğerleri destekleyen kısımdır diye söyleyebiliriz. Bu arada güçlü bir kastır kendisi. Daha sonra burun. Burun girişinde neler bulunuyor demiştik? Kıllar bulunuyor. Aynı zamanda mukus var ve kılcal damarlar bulunuyor dedik.
Şimdi burnun içerisindeki kıllar tabii ki de ne yapıyordu? Tozların tutulmasını sağlıyordu. Peki gelen mukus ya da kılcal damarların görevi neydi? Havadan gelen, havayı daha doğrusu ısıtmak ya da havayı nemlendirmekle görevliydi. Devam edelim. Yutak ve gırtlağın herhangi bir burun gibi tabii ki bir görevi yoktu. Ama yine gelen havanın diğer organlara iletilmesini sağlıyordu. Mesela yutak gelen havanın nereye gönderilmesini sağlayacak? Gırtlağa. Gırtlaktan zaten yine soluk borusuna geçiyordu. Gırtlak kıkırdaktan oluşuyor ve kaslardan oluşuyordu. Onu unutmuyoruz. Soluk borusuna hava giriş çıkışını kontrol ediyordu gırtlak. Geldim soluk borusuna. Soluk borusu da gırtlak gibi neyden oluşuyor dedik? Kıkırdak halkalardan oluşuyor diye söylüyoruz. Ve yine soluk borusunun yapısında da tabii ki ne vardı? Mukus vardı. Mukus ne işe yarıyor? Havanın ısıtılmasını sağlıyordu ama o ilk hava şimdi burundan alındığı için burunda bu görevi vardı. Ama soluk borusunda havanın havanın içerisindeki toz ve mikropların tutulmasını sağlıyordu. En sonda akciğerlere geldiğimizde akciğerler sağ ve sol akciğer olmak üzere iki kısma ayrılıyordu ve sağ akciğer sol akciğere göre daha büyüktü. Çünkü sol tarafımızda ne vardı? Kalbimiz bulunuyordu ve sağ akciğer 3 parçadan, sol akciğer bu yüzden 2 parçadan meydana geliyordu. Daha sonra akciğerlerimizin içerisinde kılcal damarlar bulunuyor dedik ve kılcal damarlar arasında oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi sağlanıyordu. Ve bu gazları da gerçekleştiren hangi yapıydı diye sorarsak alveoller gerçekleştiriyordu bunları da. Peki son olarak süngerimsi bir yapıda olduklarını unutmayalım. Soluk borusundan ayrılan kolları yani akciğerlerimize giren kollarına bronş adını veriyorduk. Akciğerlere girdikten sonra sık bir şekilde kollara ayrılıyordu. Daha küçük parçalara ayrılıyordu. Bunlara da biz bronşçuk adını veriyorduk. Ve son olarak da şuradaki organlarımızı tekrar edelim. Sonra dersimizi burada sonlandıralım. Şimdi solunum sisteminden görevli organlarımız burun, yutak. Siz de yine tekrarlarınızı tabii ki benimle beraber yapabilirsiniz. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, bronşlar ve bronşçuklar. Aynı şekilde akciğerlerin içerisinde ne bulunuyordu yine? Alveoller de vardı. Tabii ki de bunlar da solunum sisteminde görevli ve bunları da bilmemiz gerekiyordu. Ve son olarak akciğerlerin altında bulunan diyafram dediğimiz, şu an burada görünmüyor, şurada var. Diyafram dediğimiz bir yapı bulunuyordu. Bu yapının da kas olduğunu söylemiştik. Kaslı bir yapıydı ve ciğerlerimizin çalışmasını destekliyordu aslında. Şimdi genel olarak baktığımızda organlarım, solunum sisteminden görevli olan organlarımızı ve görevlerini hep beraber tekrar yaptık. Ders bittikten sonra yani videoyu bitirdikten sonra kendiniz yine boş bir kağıt alıp solunum sistemiyle alakalı ne biliyorsunuz ne bilmiyorsunuz. Bence çok güzel bir şekilde hatırladıklarınızı ilk önce kağıda not olarak şöyle bir bakın. Daha sonradan yine eksiklerinizi tabii ki kitap yardımıyla ya da videoya tekrardan bakarak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Bugünkü solunum sistemimizde, daha doğrusu sistemler ünitesindeki solunum sistemi ünitemizde burada son buldu. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki sistemde görüşmek üzere, hoşça kalın.